İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulunan karlar erimeye başladı. Dünya Bankası Ermeni krediler için yıllık %1.7'lik ek faiz oranını bir yıl boyunca iptal etti. Ermenistan Cumhuriyeti'nde bir günde 566 koronavirüs enfeksiyonu ve 23 ölüm vakası kaydedildi. Kars Çayı'nda yüzlerce balık öldü. Kudüs Ermeni Patrikhanesi Türkiye'de bir dava kazandı. Satranç Federasyonu Dikran Bedrosyan'a adanan bir çevrim içi turnuva düzenliyor. Batı Ermenistan'ın en yüksek dağı olan Ararat Dağı'nda havaların ısınması ile birlikte dağda bulunan karlar erimeye başladı. Kış boyunca Ararat Dağı'na yağan karlar yaz ayının gelmesiyle birlikte erimeye başladı. Ararat Dağı'ndan eriyen kar suları dağın eteklerinde bulunan ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara can suyu oldu. Dağdaki kar örtüsü yılın en düşük seviyesine düştüğü için Ararat Dağı'na tırmanmak için en uygun zamanın Ağustos ayı olduğunu belirtelim. 2020'deki koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın tüm ülkelerindeki ekonomik durumun bozulmasına yönelik tahminleri dikkate alarak uluslararası finans kurumları, üye devletlerin salgının üstesinden gelmesinin sonuçlarını desteklemeye çalışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mihail Grigoryan'ın bildirdiğine göre bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti ile Dünya Bankası'nın ortak çalışması sonucunda Uluslararası Kalkınma Birliği tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'ne verilen yıllık %1.7 bir dizi krediye ek faiz oranlarının uygulanmasına ilişkin önceki karar bir yıl boyunca 1 Temmuz 2020'den 30 Haziran 2001 tarihine kadar iptal edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 11 Haziran saat 11 itibariyle 566 kişi yeni koronavirüs enfeksiyonuna yakalandı. Toplam 14.669 koronavirüs vakası 11 Haziran'da doğrulandı. Toplam test sayısı bir günde 2233 olmak üzere 75.389'dur. Şu anda 8.876 kişi tedavi görüyor. Son verilere göre son günde 240 kişi olmak üzere 5.466 kişi iyileşti. Toplam 18 artışla 245 hasta öldü. Önceki gün koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konulan ancak başka bir hastalıktan 5 kişinin öldüğü bildirildi. Bu tip vakaların toplam sayısı 82'dir. Batı Ermenistan'ın Kars ilinde bulunan Kars Çayı'nda şüpheli balık ölümleri görenleri şaşırttı. Kars Çayı'na şehir kanalizasyon ve atık su şebekesinin döküldüğü bölgede yaklaşık 200 metrelik alanda ölen tatlı su kefali ve kara balıklar vatandaşları tedirgin etti. Balık ölümlerinin yoğun olarak yaşandığı Kars Çayı'na nasıl bir önlem alınacağı ise bilinmiyor. Balık ölümlerinin sebebi şehir kanalizasyon şebekesinin çaya karışmasına bağlıdır. Ankara İdare Mahkemesi, Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan ve Kudüs Ermeni Patrikhanesi tarafından yönetilen Mur Yakup Vakfı'nın statüsüyle ilgili olarak Ermeni Patrikhanesi lehine karar verdi. News AM'in Konstantinopolis'teki Ermeni Agos gazetesine atıfta bulunup verdiği habere göre Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü Mur Yakup Vakfı'nı müsadere olarak tanımış ve mülkü çeşitli şekillerde satmıştı. Kudüs Ermeni Patrikhanesi Mor Yakup Vakfı'nın el konulan statüsüne ilişkin bir dava açmış ancak mahkeme davayı onaylamamıştı. Ardından Patrikhane Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve bu da onu idare mahkemesine geri göndermeye ve davayı yeniden değerlendirmeye karar verdi. Ankara İdare Mahkemesi davayı inceledikten sonra vakfın müsaade edilmiş statüsünü iptal etmeye karar verdi. Bu da mülkün kanun gereği iade edilmesini sağlayacak. Şu anda Türk Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kararı Ermeni Patrikhanesi'nin lehine temiz etme imkanına sahiptir. Ermenistan Cumhuriyeti Satranç Federasyonu 17 Haziran saat 13'te linchess.org adlı sitede Dikran Bedrosyan'ın doğum gününe adanmış bir çevrim içi turnuva düzenleyecek. Armen Press tarafından bildirildiğine göre 18 yaşına kadar olan satranççılar kariyerlerine ve spordaki statülerine bakılmaksızın turnuvaya katılabilir. Turnuva 3 dakika artı 1 saniye zaman süresi içinde ve 9 turla yapılacak. Turnuvanın galibi Dikran Bedrosyan altın madalyayla ödüllendirilecek. Turnuva 3 dakika artı 1 saniye zaman süresi içinde ve 9 turla yapılacak. Turnuvanın galibi Dikran Bedrosyan adlı altın madalyayla ödüllendirilecek.
İkinci ve üçüncü olanlara ise Digran Bedrosyan adlı gümüş hatıra madalyaları verilecek. Dördüncü ve beşinci sıradaki satranç oyuncularına ise parasal olmayan ödüller verilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Yelir Kno adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.